Selamlar. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Vallahi beni sorarsan ben çok iyiyim. <laughs> ben çok iyiyim çünkü sonunda 12. sınıf AYT Fiz'in ikinci kitabını hayırlısıyla çıkarttık. Burada da sana sunumunu yapacağım. Kitabın örneği daha gelmedi. Matbaadan çıkacak. Spiralleri yapılıyordu. Şöyle gidip gördüm. Çok güzel bir kitap olmuş. Acayip bayıldım. Gerek sayfa kalitesi olsun gerek spiral kalitesi olsun. Gerçekten tam istediğim gibi olmuş. Siz de elinize geldiğinde göreceksiniz. Çok güzel olmuş yani. Biraz matbaa olayları meşakkatli oluyor çünkü. Biz de biraz üzerine titriyoruz. Yani olacaksa güzel olsun, en iyi şekilde olsun diye. Hani sayfa kaliteleri olsun, o gramajlar olsun. Hani spirallerin döndürülmesi olsun. Her şeyle yani boya kalitesine kadar her şeyle tepeden tırnağa ilgilendik. Ve gerçekten içime sinen bir kitap olmuş. Ben çok beğendim. Sen de umarım e, ulaştığında beğenirsin. Şimdi... Biraz önemli şeyler konuşacağım seninle. Senden gelen sorular da vardı. O yüzden bu videoyu lütfen sonuna kadar izle. Tekrar tekrar aynı soruları cevaplamayalım. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar AYT fiziğinin 12. sınıf kitabını çıkarttık. Bu ÖSYM olarak fizik açısından da şunu söyleyeyim. 12. sınıf fiziği lise hayatınızdaki fiziğin en kolay fiziğidir. Yani 12. sınıf fizik inanılmaz kek bir fiziktir. Çok kolaydır. Yani gerçekten çok kolaydır ve ÖSYM'nin de en çok soru sorduğu alandır. Geçen sene AYT fizikte yanılmıyorsam 14 sorunun ya 8 tanesi ya 9 tanesi buradan geldi. Soruları gördüğümüzde ben konu anlatımlarını bitirmiştim çünkü o yıl. Ee, iyi ki yapmışız dedim. Arkadaşlarınızdan da çok güzel yorumlar almıştım. Yani gerçekten hani e, tam benim tarzımda diyebileceğim bir iş gelmişti. Sayısal işlemlerden tamamen uzak. Ben çünkü sayısal işlemde sorular çözmüyordum. Çok az çözüyordum. Genellikle kazanımla odaklı gidiyordum. Bu konuda gerçekten çok eleştiri de aldım. Dedim bana sınav günü teşekkür edeceksiniz demiştim. Gerçekten de öyle oldu Gerçekten kazanımlara uygun olunca 3 yıldır bu olay devam ediyor. İlk yıl, ikinci yıl deli gibi eleştiriyordum. Hani çocuğun da içine şey oluyor, dert oluyor. Ya hocam sen böyle diyorsun ama ya böyle sorarlarsa? Ya dedim sormayacak. Olay belli. Ya hocam Ösemin ne yapsa belli mi olur? Ya diyorum bak belli olur mu olmaz mı onu bırak. Sayısal bir şey gelmeyecek. Bunlar geleceklerinde harbiden açın bakın isterseniz. Tamamen yine sözel sorulardan oluşan bir fizik sınavı oldu bizim de kitapta konuştuğumuz o 120 sayfa saatlerce anlattığımız hep yoruma ağırlıklıydı. Keşke biraz daha zor gelseydi dedik. Yani kitabın içeriği bana göre gerçekten dört dörtlük yeterli oldu. Tamam mı? Şimdi e, TET gibi bunu bir kamp yapmayacağım. Bunun sebebi şu ben bu videoları geçen sene Ekim ayında başladım. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'a kadar çekmiştim. Ve o yıl o yıl yani geçen sene çektiğimde motivasyonum çok iyiydi. Genel motivasyonum iyi de o derslerin içeriği çok yeterli. Yani daha üstüne çıkabileceğim bir seviye yok. Hani aynısını harbiden çok değiştirmeden anlatırım ve bu bir vakit kaybı olur benim için. Sizin için de vakit kaybı olur, bekleme kaybı olur. O yüzden hani eksik mi, işte daha iyisi olur mu diye düşünüyorsan hiç düşünme ne eksiklik var daha iyisi de olmaz. Yani ben onun üzerine daha iyi bir anlatım yapabileceğimi zannetmiyorum. O vaktimi 11. sınıf fiziğinizi hazırlamakta ve sunmakta harcamayı daha uygun görüyorum. Yani bu konuda bir plan vereceğim sana çok rahat bitireceksin. Çünkü 12. sınıf fiziği en kek fizik. 9'dan da 10'dan da 11'den de çok daha kolay ve ÖSYM'nin en çok soru sorduğu alan. İşte geçen sene 8 tane mi 9 tane mi sırf 12. sınıf fizikten geldi yani. O yüzden için rahat olsun. Ya peki hocam 11 olmadan 12 oluyor mu? Oluyor. Çünkü 12 kendi içinde bir alan. Bunu ben şeye benzetiyorum. Mesela kimyada 12. sınıf konuları organik kimyadır. Bir çocuk organik kimyayı hız, denge, enerji, çözünürlük dengesi, asit baz dengesi bilmeden anlar. Çünkü bağlantı yok. 12. sınıf fiziğinde de bağlantı yok. Çembersel harekette biraz kuvvet kavramları var. Zaten 9-10'da anlattım ben o kavramları. Zaten o konuları da anlatırken de hatırlat amaçlı böyle sıfırdan alır gibi anlattım. O yüzden 11 olmadan 12 olur mu? Babalar gibi oluyor. Eskiden çünkü benim zamanımda müfredat bu şekilde değildi. Ama çok güzel oluyor. Hiç merak etme bağlantı yok çünkü. Gerçekten herhangi bir bağlantı yok. Ve çok kolay. İnanılmaz kolay. Öğrenciler biraz 12. sınıf fizine çok önyargılı ama çok basit. Ya harbi basit. Ya 9-10 daha zor. Ya elektrik devresi çözüyoruz. Sıkıntı. Kaldırma kuvveti çözüyoruz. Sıkıntı. Şunu çözüyoruz. Sıkıntı ama 12. sınıf fiziğinde böyle bir olay yok. Parçalar o kadar güzel ilerliyor ki hani çok böyle inanılmaz bir yorum katmıyoruz sorulara. G gayet her şey çok belli oluyor. O yüzden için rahat olsun. O yüzden bir kamp şeklinde yapmayacağım. Zaten kanalda var. Kaç saat olduğunu, kaç soru içerisinde olduğunu da şimdi göstereceğim. Şimdi kitabınızda, kitabınızda şöyle geleyim. 6 tane konu var arkadaşlar. Çembersel hareket, basit harmonik hareket, dalga makineyi, modern fizik, atom fiziğine giriş ve modern fiziğin teknolojik uygulamaları. 6 tane konu var. Toplamda inanmıyorsam 19 saatlik bir anlatım var. Şurada e, yaklaştırırsam mesela çembersel hareket toplamda 7 saat sürmüş. Çembersel hareket şey olarak düşünmeyin sadece. hani Düzgün çembersel olarak düşünmeyin. Açısal momentum da dahil içinde. Eylemsizlik momentu da dahil. Kepler de dahil. Düzgün çembersel harekette de dahil. Dönme öteleme, öteleme de dahil. Yani o kısım biraz uzun. O yüzden orası bir 7 saat kadar sürdü ve içerisinde de Toplamda 101 tane soru var. Sonra basit harmonik hareket, dalga mekaniği, modern fizik ve atom fiziğine giriş ve radyoaktif ve modern fizikle bitireceğiz. Ben sadece burada modern fiziği e, sanırsam bir konu sıralamasında daha önce anlatıyorum. Çünkü diğer konuyla yani şu atom fiziğiyle bağdaştığı için. Hani modern fiziği anlayınca atom fiziğini anlamak çok daha kolay oluyor. işin radyoaktif kısmını. Normalde müfredatta bunlar ters ama benim e, tercihim bunların Sıralamasının bu şekilde olması. Çünkü modern fiziği iyi anlayınca atom fiziği daha kolay geliyor, çok daha basit geliyor. Tamam mı? Toplamda sınırsam 19 saatlik bir içerik bu. Ee, kanalda da videoları var. Şurada mıydı bir saniye göstereceğim. Ha, burada var. Video sayısı sayısı seni korkutmasın. Çünkü ben bu videoları çok kısa kısa çekiyordum. Ben mesela 4 dakikalık, 5 dakikalık, 11 dakikalık diye. Yanılmıyorsam 130 mu? 130 tane video var burada. Ama sıkıntı etme yani. Video süreleri gördüğün gibi 6 dakika 8 dakika. Yani kamp gibi değil yani. Ama hani eksikmiş eskiymiş diye düşünme. Yani bu çok yeterli. Hani ben bunun üzerine daha fazla bir şey anlatamam. Yani tıp atıp aynısını anlatmam lazım yani. Copy paste gibi yani kopyalı yapıştırım yapmam lazım. Hani o vaktimi ben 11. sınıf fizik konularınızı anlatmak için harcamayı daha uygun görüyorum. Sen 12'yi zaten bitirsin Okulunla beraber de götürüyorsan çok güzel de gider. Hem benden çalışırsın, hem de okulda tekrar edersin, mis gibi olay biter, tamam mı? Olay bu. Ee, mesela yani bir plan mı istiyorsun? Ben sana söyleyeyim, günde yarım saat çalışsan, şu kitap bir ayda biter. Yani bir ayda biter. Üzerine de bir tane soru bankasından soru çözersin. İki tane şey önereceğim, ardından çözmen için hem kimya adına hem fizik adına. Onu da bitirdi mi? Yapacak daha bir şey yok. Üzerine daha yapacak bir şey yok. Bu konuyu o kadar abartmayın. Yapılacak bir şey olsa derim. 3 tane soru bankası çözlerim. A yayınını al, B'yi al, C'yi al, D'yi al. Daha kolay benim şimdi. O zaman nasıl ben sana çöz demişim. Ama gerek yok. Tamam mı? Olay bu. Ee, yani durum bu. Bunu kamp şeklinde yapmayacağım. Bu videolar gayet durmaya devam edecek. Ee, herhangi dediğim gibi eksiklik yok. Nereden alacaksınız? Bizim siteden alacaksınız. Başka sitelerde olmayacak bu sefer. Bunun bazı sebepleri var kendi açımdan da işin maliyet açısından da yani sıkıntılar oluyor kargolarda başkalarının yaptığı kargoları ben izleyemiyorum biraz sıkıntılı oluyor sadece bizim sitemizden olacak bizim sitede olunca ben direkt kargolayıp direkt hızlı bir şekilde sana ulaştırabiliyorum tamam mı fiyatını çok uygun tutmaya çalıştım arkadaşlar matbaa maliyetleri fazla ben kocaman bir yayın evi değilim gördüğünüz gibi şu salonda tek başıma çalışıyorum bu işleri tek başıma halletmeye çalışıyorum yani matbaada hani hayrına iş yapmıyor e, olabildiğince düşük tutmaya çalıştım. Hani ben de isterim ucuz olsun herkes alsın. Hani gene ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani koca müfredatı 80 lira mı 90 lira mı bir şeye yani. Hiçbir şey yani 20 saatlik bir anlatım var. Yani ikimiz oturup bir kahve pastayı yiyemeyiz 90 liraya öyle söyleyeyim sana bir yerde. Hani o yüzden hani ee, pahalı değil. Buna pahalı demeyelim. Hani gerçekten. Çünkü maliyetler zaten fazla. Hani biz de kısa 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 kısa, kısa kıstık yani hani Artık hani bayağı uygun tutmaya çalışıyoruz. Normalde hani 2-3 yıl önceki bir kar oranı düşünseydim şu kitabın 160-170 lira olması lazım. Sana öyle söyleyeyim. Tamam mı? Sadece bizim sitede olacak pazartesi, salı gibi de kargoları vermeye başlarız. Hızlı bir şekilde de kargo olacak. Dokun sınıflar da aynı şekilde kargoya verilecek. Onun da yeni baskısı bekleriz. Spirallerinde bir sorun vardı da çünkü beğenmedik. O kitapların bütün spirallerini çıkarttırdık. Yeni spiral takılı Matbaa sürecinin en uzun şeyi spiralmiş. Onu anladım ya. Hani kitap 3 günde basılıyor içim işi. Spirali bir hafta sürüyor. Öyle bir şey yani. Tamam mı? Bir de şunu önereceğim. Hani tek kargoda bir daha yani farklı farklı kargolarda uğraşmayın diye. Şu iki şeyi alın arkadaşlar. AYT fizik tarama soruları ve AYT kimya denemeleri. Şunlardan bahsediyorum. Şu iki üründen bahsediyorum. Girip yorumlarda da bakabilirsiniz. AYT fizik tarama soruları arkadaşlar övünmek gibi olmasın ama benim en iyi yaptığım işlerden biriydi. Ee, yaklaşık hazırlamam 5 ayımı aldı. Gerçekten 5 ay aldı. Yetişlerine kadar canımı çıktı. Üzerine çok titredim yani. Yani saatlerce uğraştım üzerinde o yıl. Çünkü bunu sunmam lazımdı. Bunu deneme tadında yaptım ben. Hani adına deneme koymadım sadece. Tamam mı? fizik tarama soruları. Bunu da kesinlikle alın. Zaten 2-3 ay sonra bunu çözmeye başlayacaksın. Ve gerçekten çok 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 yararlı. Yani yorumlarda bakarsan zaten ürün yorumları arkadaşlarım. Kimya ve fizik bu ikisi kesinlikle olsun. Yani bu olayı bitirmeden girmeyin sınava. Bu iki olayı bitirmeden girmeyin. Bunların çözümleri zaten bizim kendi sitemizde. Sisteminizde açılıyor. Onun bilgisi zaten sitede var. Bir sıkıntı yaşarsan beni arayabilirsin. Bunları tek kargoda alın. Daha söylenecek bir şey var mı bilmiyorum. Hani e, öyle aman aman bir olay yok. Fizik kolay. He, fizik derdiniz çözüldü artık. Yani fizikten çok böyle aman aman bir dert çekmeyeceksiniz. Siz işin matematiğini düşünün. İşin geometrisini düşünün. İşin Türkçesini düşünün. Fiziği, kimyayı düşünmeyin. Biyolojiyi de düşünmeyin. Aslan gibi Aras hocanız var senin bürocanın. Ne güzel adam iş yapıyor ya. Aras hocaya da selam olsun. Bir gün gideceğim ama bir gidemedim adama. Aynı yerdeyiz de bir yoğunluktan. Ne zaman arasam adam şey yapıyor ya. Video çekiyorum, video çekiyorum diyor. Bir çayını kahvesini içemedim hala. Buradan ona serzenişte bulunuyorum. <laughs> Neyse. Hani işin fizikmiş, kimyamış biliyor musun? Bitti artık bu. Sen çalışırsan, sen benim dediklerimi yaparsan, diğer hocaların dediklerini yaparsan sınavda bir falso yemezsin. Kimse yemedi. Yiyenler nasıl yedi? Çok çalışmadı, çok geç başladı, yetiştiremedi. Üzerine adam gibi titremediği için. Diğer sene akıllanıp dinleyenler o sınavdan iyi çıktı. Ben diyordum matematik geometri vuracak sizi. Türkçe falan vuracak sizi. Fizik kimya bir yüzden bir şey beklemeyin diyordum ben. Yani bunun üzerine daha ne yapacağız? Yapılsa yapayım. Vallahi yapılmaz. Daha ne yapayım? 240-250 sayfa kamp yaptım zaten TYT'den. Bir de üzerine TYT denemesi de var. O yüzden yapılacak bir şey yok. Fizikte artık bu. Hani başka hocana size 3-4 tane 5 tane soru bankası çözün. Yok işte 6 ayda 7 ayda yetişmez desin. Bana göre boş boşboğazlık ediyorlar. Hani ben bunu herhalde 3 yıldır artık kanıtmaya kanıtmaya bir hal oldum. Herhalde bir 30 yıl daha kanıtlayacağım yani. Dert etmeyin yani. Zaten benim yaptığım bir içeriği benden başka da kimse daha iyi yorumlayamaz. Kimse daha bilemez. Ben burada kötü bir içerik yaparsam sen bana küfür edeceksin. Yani ben bu küfür yer miyim? Bu lafı yer miyim? Sen gidip bir kitap aldığında atıyorum A yayınını aldığında o kitap kötüyse, onun yazılarını bilmezsin. Sokakta görsen de tanımazsın. Ama sen beni tanırsın. Ben o yüzden bu sorumluluğu bildiğim için üzerine biraz titre titre ilerliyorum. Yani çocuğa bir şey sunuyorum. En azından geç olsun ama güzel olsun tadında. Hani sırf yazmak için kitap yazılır. Koyarım bütün sayısal soruları hemen basılır. Sözel soru hazırlamak o kadar zor ki. Gerçekten zor yani. Anlatımı da zor. Hazırlaması da zor. Montajı da zor. Ama bak 9 bitti, 10 bitti, 12 bitti. Denemeler de bitti var zaten. Tek 11 kaldı. 11 de kek merak etme. 11'den o kadar uzun işimiz yok. Hani 11'i de yazmaya başlayacağım. Ön hazırlıklarım vardı zaten. Hızlıca sen 12'yi bitirken ben 11'i e hazırlayacağım. Zaten muhtemelen aynı zamanda 12'yi bitirdiğinde ben 11'i çıkartmış olurum. Merak etme. Tamam mı? Durum bu. Sıkıntı yapmayın yani. Boş verin ya. Abi güvenin bana biraz ya. Merak etmeyin yani. Burada da boş boğazlık etmiyoruz yani. Bizim de biraz bildiğimiz bir şeyler var. Hani sıkıntı etme yani hiç kendine. Bizim kimyamız sitesinden alacaksınız. Şu dediğim gibi şu kimya ve fiziği kesin alın. 3-5 ay sonra çözeceksiniz. Çünkü tekrar kargo parası ile uğraşmayın. Kargo parası evet üzgünüm pahalı. U müdahale edemiyorum. Hani adamla elimizden geldiğince pazarlık yapıp biraz aşağı almaya çalışıyoruz. Ama adamlar da haklı. Hani mazot olmuş 20 lira 30 lira oluyor. Personeli var elektriği var bir sürü iş var yani. Pahalı hani. Ondan dolayı. Yani bir kargo En azından ama kargomuz iyi. Yani gönderdiğim kargo bir iki günde ulaşıyor yani. Bir sıkıntı oldu hemen hallediyorlar yani. Ama hani ben de isterim ucuz olsun. Yani ben de bir kargoyu 20 lira 25 lira 30 lira verme koşuma gitmiyor ama ben de veriyorum. Yani ben de bir şey sipariş ettiğimde veriyorum yani. Bu işler biraz bizim için de zor. Yani inan bizim için de zor. Bizim de hayat kebap değil yani burada. Ama şu an gördüğüm benim bu ülkede ucuz olan tek şeyin eğitim olduğu. Hocam nasıl ucuz ya kitaplar pahalı diyorsun belki ama ee, başka şeylere kalemlere baktığında ucuz kalıyor yani yani şöyle söyleyeyim yani bir araba aldım ben 2020 yılında pandemi zamanı ee, mutluydum şimdi araba bana külfet olmaya başladı mazotunda falan değilim ha yok kaskosu yok sigortası ya bir aracın kaskosu sigortası 10 bin lira tutar mı abi Böyle manyaklık yok ya. Araç durduğu yerde her ay 1500 lira para yiyor ya. Yani saçma düşünsene. Hani. Neyse düzeleceğiz. Düzeleceğiz bu kadar <laughs> e, ee, moralinizi bozmak istemem ama hani eğitim olarak ucuz yani benim gördüğüm şu an o bir gönüllülük esası olduğu için biraz da bence ama siz dediğim gibi üstünüze düşen görevi yapın merak etmeyin 3-5 yıl sonra çok farklı yerlerde olacaksınız karamsar olmayın yani şey yapmayın hiçbir zaman sadece çalışacaksın ben anlatıyorum Alaaddin Hoca'nı anlatıyor başka hocaların anlatıyor dinleyeceksin ve gereğini yapacaksın ve olacak senden önce senden senden önce daha öncekiler herkes yaptı bunu. 2017 yılından beri biz ders anlatıyoruz. Her jenerasyon çok güzel bir... uğurladık. Bazıları şimdi mezun olmaya başladı üniversiteden. Hala mesajlarını alıyoruz mesela. Senin de alacağız mesajlarını. Merak etme. Tamam mı? Ee, başka sorunuz varsa aşağı yazın. Ee, ben şey yapmaya, cevap vermeye çalışırım. Her şey bence çok güzel, düzgün. Dediğim gibi ama şu iki ürün kesinlikle olsun ve bitirilsin yani. En azından dursun kütüphanemde. 2-3 ay sonra zaten çözmeye başlayan ve çok beğeneceksin. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. İnşallah güzel, yararlı olur. Beğenirsiniz. Ee, ben çok yararlı olacağına inanıyorum. Zaten sen onları yaparken de ben 11. sınıf fiziğini yapacağım. Arada kanala videolar atacağım. Merak etme kanalı çok boşlamayacağım. Yapacağımız çok işi var. Yani Kasım'da 11 bitecek belki. Ee, ve Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ne yapacağız o aylarda? Bakacağız. Kanalı yeni yeni güzel güzel içerikler atmaya devam edeceğiz sana. Tamam o zaman hayırlı uğurlu olsun. Umarım yararlı olur. Kendine çok iyi bak. Ee, ha şeyi unuttum. Pazart ilk kargo çıkana kadar e, onu biraz unuttum. İlk kargomuz çıkana kadar hepsi imzalı olacak. Tamam mı? Lansman fiyatı gibi düşünebilirsin. En başta indirimli son olacak. Sonra ufak bir zam alacak orası. Hani önden alanlara biraz daha böyle kolaylığımız olsun istedik. Tamam. O zaman kendine çok iyi bak diyorum ben. Hoşça kal.